Sonra en doğuda, Şark-ı Aksa'da, Şark-ı Aksa uzak doğu, doğunun en ötesinde biliyorsunuz Japonya var, Çin var. Çin, Çin eskiden onun da dini Buda'ydı. Konfüçyanizm, Konfüçyüs gibi filozofların ve sahte takım saçma sapan adamların ortaya koyduğu din namında, ki din demek mümkün değil onlara, insanların görüşleri bunlar. Sonunda Mao isminde bir adam çıktı. Mao. Mao Çetun diye bir adam. Zaten Çinlilere dikkat edin, isimleri böyle gülünç, Teng Tung, Teng Tung filan diye bir takım garip isimler. Fang Kung, Kang Kung. Bu Mao Çetun da komünist bir lider, bir ihtilal yaptı. 850 milyon nüfusa sahip olan bütün Çin'i baştan başa komünist yaptı. 850 milyon nüfus, 80 milyon değil, 850 milyon. Bir mecmuada okumuştum. Bütün dünya devletlerinin elindeki tanklar, tank. 3 gün 3 gece tepelemekle devam etse bu Çin milletini tüketemez diyor. O kadar kalabalık. 1 milyar nüfus. Çin milleti. Hepsi komünist idare altında mahvolup gidiyor. Daha yukarıda Japonya var. 100 milyonun üzerinde nüfusuyla Japonya. Japonya da bugün güneşe tapıyor. Her türlü teknik, sanayi, motor, teknoloji, elektronik cihazlar üzerinde büyük bir mesafe kat eden yeryüzünde ticareti, Amerikan pazarlarını, Avrupa'nın pazarlarını, elektronik pazarlarını istila eden koskoca Japonya güneşe tapıyor. Her sabah güneş doğduğu zaman tepelerde tapınaklara çarpan güneşe karşı bütün Japonlar secde ediyorlar. Şintoizm diye bilin, Şinto dini, güneş demek. Ve itikatlarına göre Japon imparatoru, Japon kralı, şimdi Japonların kralı var, imparatorları var. Japon imparatoru güneşin oğlu telakki ediliyor. Japon imparatoru güneşin oğludur. Bütün dünyanın krallarından büyüktür, üstündür. Zira güneşin oğludur diyorlar. Ve hiçbir devlet başkanının ayağına Japon imparatoru gitmiyor. Hiç duydunuz mu? Japon imparatoru kimseyi ziyarete gitmez. Herkes ayağına gelecektir. Güneşin oğlu zannediyorlar. İtikatları böyle. Bütün bu rezalet.